Merhabalar, hepinize selamlar, saygılar. Şiir rotamız sonsuz. Merhabalar. İkinci konumuza geçmeye hazır mıyız? İkinci konumuz fiziksel cinsel sorunlar. Yani daha doğrusu üremeye engel olan cinsel sorunlar. İçinizde var mı çocuk sahibi olamayan? Eğer mikrofonlarınızı tıklarsanız, bu konuda konuşursanız sevinirim. Ya da tanıdığınız birileri var mı eşler çocuk sahibi olamayan? Hocam bizim tedaviyle oluyor. Peki. Nurcan Hanım, lütfen başka bir odaya gidiniz, söyleyeceklerimizi duymayınız. Tamam hocam. Nurcan Hanım'ı kanal yapacağız, 5. boyuta göndereceğiz. Bize 5. boyuttan bilgiler alıp gelecek. Ve lütfen siz şimdi söyler misiniz? Kaç yıllık evlisiniz? Çocuklarınız var mı, yok mu? Şu an tedavi mi görüyorsunuz? Tüp bebek denemesi mi var? Nedir? Biz yaklaşık 14 yıl bitmek üzere, yani 15 yıllık evli sayılırız. Tüp bebek ile bir tane oğlumuz oldu. Allah'a şükür. 6. senenin sonunda tüp bebekle oldu. Başka da olmadı yani. 15 yıldır evlisiniz. Yani tedavi de olabiliyor. Efendim? 15 yıldır evlisiniz. Evliliğinizin 6. yılında gayretler sonucu tüp bebekle bebeğiniz oldu ve şu anda bebeğiniz, yani çocuğunuz 9 yaşında. 8-9 yaşında, doğru mu? Evet. Kız mı, erkek mi? Evet. Kız mı, erkek mi? Erkek. Tamam. Peki... İki tane embriyo konuldu tedavide. Bir tanesi yani düşük oldu, yani onu kaybettik. Zaten bir aylıkken falan böyle tam tutulma aşamasında. O iki embriyodan bir tanesi tutundu bende. Peki. Oğlumuz oldu. Hangi yıl hamile kaldınız? Hangi yıl? Hangi ay? Evet. Ayın kaçında oğlunuz doğdu? Oğlum 2012 yılı Mart ayı doğumlu. Kaç Mart? 2011'de. 21 Mart 2012. Nevruz. Yeni günde doğdu. 21 Mart 2012. Evet. Adı ne? Kudret. İki ismi var. İkisini de söyleyeyim mi? Lütfen söyleyin. Abdullah Kudret. Abdullah Kudret. Peki sezeryenle mi doğdu, normal mi doğdu? Sezeryen. Doğduktan sonra küveze kondu mu yoksa normal miydi? Yok, konmadı. Tamam. Gayet sağlıklıydı. Allah'a şükür. Siz 15 yıl önce evlendiniz.
istemenize 2006 yılında evlendik. Yani 14 yılımız bitmek üzere. Öyle söyleyeyim yani. 2006'da evlendiniz. Gayretlerinize rağmen, çocuk istemenize rağmen ilk 6 sene çocuk olmadı. Ve Türk bebek denemesi yaptınız. İki embriyo kondu. Birisi daha bir ayı dolmadan vefat etti. Düşük oldu. Evet. Ve aynı anda ikisi konmuştu değil mi? Birisi tuttu, birisi tutmadı. Evet, evet. Tamam. Tamam. Yeterli. Kenan abi, ve siz şimdi çocuk sahibi olmak istiyor musunuz bir daha? Evet. Tamam. O zaman bununla ilgili çalışma yapacağız. Kenan abi lütfen eşinizi çağır. Bir şey mi? Refik Bey, bir şey söyleyeceğim ama. Söyleyeyim. Ben bununla ilgili hani bir bayanla görüşmüştüm demiştim ya buradan bir arkadaşla. O da çalışma yaptı bize ama. Daha yeni yani etkisi olur mu şu an sizde konuştuklarımıza? Bakacağız. Tamam, ona da bakacağız. Lütfen Kenan abi, Nurcan Hanım'ı eşinizi çağırınız. Tamam, dinlebilir misin? Tamam, çağıracaktım. Nurcan Hanım hoş geldiniz. Bizim konuşmalarımızı duydunuz mu? Yok hocam. Tamam. Kenan abi biraz bilgisayarı eşinize yanaştırın çünkü eşinizin sesi zor geliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlarımız, bir kadının sağlıklı hamilelik yaşayıp yaşayamayacağı nasıl belli olur? Bir kadının çocuk sahibi olup olamayacağı nasıl anlaşılır? Bir kadının yumurtalıkları çalışıyor mu, çalışmıyor mu nasıl anlaşılır? Ve nasıl düzeltilir? Bir kadının rahmi nasıl, sağlıklı mı, sağlıksız mı, kistler, miyonlar var mı, yok mu? Nasıl anlaşılır ve nasıl düzeltilir? Rahim ağzı nasıl düzeltilir? Ve bir kadın düşük mü yapmış, dış gebelik mi yaşamış? Bir kadın bebeğini sezeryenle mi dünyaya getirmiş? O kadının bebeği normal yolla mı dünyaya gelmiş? O bebek doğarken zorlanmış mı? Tüm bunlar nasıl tespit edilir, nasıl düzeltilir onu göreceğiz. Ya da bir kadın tüp bebekle mi hamile kalmış ve bu aşamalar nasıl, bunu öğreneceğiz. Çocuk sahibi olamayan bir bayanın çocuk sahibi olması için nasıl çalışma uygulanır onu göreceğiz. Bir de bu konu içerisinde erkeğin spermi var mı? Yok mu? Çocuk yapımına yeterli mi değil mi? Yani kaliteli mi kalitesiz mi hiç mi yok? Ve eğer yoksa ya da kalitesizse nasıl kaliteli spermler elde edilir? Onu göreceğiz. Hem tespitini yapacağız, hem de nasıl düzeltileri göreceğiz. Bunun için, bakınız nasıl bir yöntem var. Dünyamızı gözünüzün önüne getiriniz. Dünya haritası. Ve dünya haritasının, bakın, en güzel yerinde bizim ülkemiz var, Türkiye'miz. Nurcan Hanım, Türkiye'yi gözünüzün önüne getirdiğinizde, kuzeyimizde Karadeniz'imiz var. Karadeniz demek arkadaşlar, mezarlık demek. Güneyde Akdeniz'imiz var. Akdeniz demek, yaşamak demek.
Ülkemizin batısında Ege Denizi var. Ege Denizi demek. Kadının vajinası demek. Ülkemizin kuzey batısında bir deniz var. İç deniz. Onun adı Marmara. Marmara Denizi bu kadının rahmi demek. Ve ülkemiz kadın demek. Ülkemiz bir ana. Bu annemizin rahmi Marmara. Bu annemizin rahminde gelişimini tamamlayamayan, sağlıkla dünyaya gelemeyen bebekler Karadeniz'e giderler. Çünkü gemileri batmak zorundadır. Karadeniz'de gemilerin mi battı demek? Bir kadının hamileliği sırasında bebeğini kaybetmesi demektir. Ve böyle bir kadın, böyle bir annemiz üzgündür. Hali pür melal dışarıdan görünür. O yüzden de sorarsınız Karadeniz'de geminin mi battı diye. Bu halde olanlara. Marmara Türkiye'mizin rahmi. Marmara'da 9 ay 10 gününü sağlıkla tamamlayan bebekler. Çanakkale'den geçerse, Ege'den geçerse, Akdeniz'e gelirse sağlıkla doğdu demek. Marmara'daki bebek İstanbul Boğazı yoluyla Karadeniz'e giderse düşük oldu, bebek vefat etti anne karnında demek. Marmara'daki bebek anne karnı Marmara'daki bebek Çanakkale'den geçti. Ege'ye geldi, Ege'den çıkamadı. Akdeniz'e gidemedi. Demek kürtaj oldu demek. Ya da Marmara'da bebek yok ama Türkiye'mizin doğusunda, Hazar Denizi'nde, Azerbaycan'ımızın o güzel denizinde, Hazar Denizi'nde bebek var. Marmara'da yok, Hazar'da var. Bu annemiz dış gebelik yaşıyor yumurtalıklarında. Dış gebelik var demek. Dış gebeliklerde tabii ki doğmazlar. Bebek olmaz. Peki Marmara'daki bebek bir zümrüdüanka vasıtasıyla, bir bulut vasıtasıyla, bir ışık vasıtasıyla, doktorlarımızın elleri vasıtasıyla Marmara Denizi'nden alınır, gökyüzüne çıkarılır, havadan Ege Denizi'nin üzerinden geçerek, hiç ama hiç Ege Denizi'ne sularına dokunmadan, gökyüzünden geçerek Akdeniz'e bırakılırsa o bebek sezeryenle doğdu demek. Peki bebek, bütün bebekler Kıbrıs'a gider. Kıbrıs çünkü yavruların olduğu yerdir, yavru vatandır. Bizim Türkiye'mizde anadır, ana vatan. Peki bir yavruyu Marmara'dan çıkardık. Kıbrıs'ın güneyine koyarsak o kız bebektir. Kıbrıs'ın kuzeyine koyarsak o erkek bebektir. Ve Marmara'daki bebek çıktı, Çanakkale'den geçti, Ege'den geçti, geldi Muğla'da, Ölü Deniz var ya Fethiye, geldi Fethiye'de durdu, Akdeniz'e geçemedi. O zaman küveze kondu demek. Yeniden söylüyorum, annelerimiz, siz Türkiye'siniz. O yüzden Türkiye'mizin adı Anadolu. O yüzden Türkiye'mizin adı ana vatan. Sizin bebekleriniz doğduktan sonra Kıbrıs'a gider. Yavruları koyduğumuz yere, yavru vatana. Ve annelerimiz, sizin rahminiz Marmara Denizi. Marmara Denizi'nde siz bebeklerinizi büyütürsünüz. Anne karnınızda. Kendi karnınızda büyütürsünüz. Eğer Marmara'daki bebek İstanbul Boğazı yoluyla Karadeniz'e giderse bebek anne karnında öldü demek. Eğer bebek Marmara Denizi'nden
bir bulut vasıtasıyla gökyüzüne götürülür, gökyüzünden Akdeniz'e bırakılırsa sezeryenle bebek doğdu demek. Eğer bebek Marmara Denizi'nden Çanakkale yoluyla Ege Denizi'ne gider, oradan da Akdeniz'e ulaşırsa bebek sağlıklı doğdu demek. Eğer bebek Marmara'dan çıktı, Çanakkale'den çıktı, Ege Denizi'ne geldi ama Ege Denizi'nden Akdeniz'e çıkamadı, o bebek kürtaj oldu demek. Eğer bebek Marmara'dan çıktı, Çanakkale Boğazı'ndan çıktı, Ege'den de geldi, tam Muğla'ya, en sona Muğla'da kaldı. O bebek küveze kondu, hayat, memat meselesi veriyor demektir. Ya da baktınız ki Marmara'da bebek yok ama Azerbaycan'ımızın yanındaki iç denizde bebek var, Hazar'da. O zaman o annemiz dış gebelik yaşıyor demektir. Peki Marmara Denizi'nin altında bir sürü fay hattı var. Onlar ne demektir? Fay hatları şu. Hani annelerimiz karınlarındaki bebekleri artık doğurmak zamanı geldiğini bilirler. Ve beden onu dışarı çıkaracaktır ya. Rahimdeki bebek dışarı nasıl çıksın ki hiçbir kasılma olmadan? Eğer anne rahmi kasılıp gevşemezse, itme kuvveti oluşturmazsa bebek anne karnından dışarı çıkamaz. Marmara'dan dışarı çıkamaz bir bebek. Düşün, Marmara Denizi'ni doldurmuş bir bebek var. Çanakkale Boğazı'ndan çıkması lazım. Nasıl olacak? Anne karnı, rahmi kasılıp gevşeyecek ki Çanakkale'den çıksın. Bunun için ne lazım? Anne karnının kasılıp gevşemesi lazım. Kasılıp gevşeme hareketlerini sağlayacak olan kuvvetler Marmara Denizi'nin altındaki fay hatlarıdır. Fay hatları kırılır, deprem olur, tsunamiler olur, Çanakkale'den bebek barş dışarı itilir. Marmara Denizi itme kuvvetini Marmara Denizi'nin altındaki fay hatlarından alır. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra çalışmaya başlayalım. Nurcan Hanım, siz demin yan odadayken bir arkadaşımız söz aldı. Bir bayan arkadaşımız konuştu. Kimin konuştuğunu biliyor musunuz? Nurcan Hanım, siz kimin konuştuğunu duydunuz mu? Mikrofonunuza basınız. Bayan Hanım söz almıştı galiba. Anlayamadım. Geliyor mu hocam sesim? Hayır. Yani o kişi cevap vermesin, sesiniz geliyor. Siz kimin konuştuğunu biliyor musunuz? Bayan Hanım konuşmuştu. Ben buradaydım o zaman. Tamam. Sonra çıktım. Tamam, doğru. Haydi. Şimdi lütfen gözünüzü kapatmanızı istiyorum. O arkadaşımız, lütfen sizin gözünüzde şimdi Türkiye'ye dönüşsün, Türkiye'ye dönüşsün. Türkiye haritası gelsin gözünüzün önüne. Geldi mi? Tamam. Hı? Evet. Bu arkadaşımız gözünüzün önüne geldi. Evet. Ve üzerinde 2020 yazıyor. Tamam mı? Ben duyamadım hocam. Türkiye'mizin üzerinde 2020 yazıyor. 2020, tamam hocam. Ve bir de bu arkadaşımızın kocası var. Kocası da Girit Adası. Girit Adası'nı biliyor musunuz? Tamam. Girit Adası Akdeniz'le Ege Denizi'nin kesiştiği yerde. Tamam hocam. Girit Adası'nda da bu arkadaşımızın Girit Adası bu arkadaşımızın kocası. Tamam.
Tamam mı? Tamam hocam. Ve bana ne kadar hızlı cevap verirseniz o kadar daha iyi olur. Yavaş cevap verdiğinizde iyi olmaz, hızlı cevaplar iyi olur. Şimdi bakın bakalım. Tamam hocam. İnsanlar evli olduklarında boyunlarından boyunlarına bir ip bağlıdır, evlilik bağı. Lütfen bakın, Girit Adası koca, Türkiye Anadolu kadın, karı kocalar. Lütfen bakın, ikisinin birbirine evlilik iplikleri bağlı. Evlilik ipi ne renk? Girit Adası ile Türkiye birbiriyle evliler. Girit baba, Anadolu ana. İkisinin bu evlilik bağı ne renk bir ip? Turuncu. Peki şunu istiyorum. 2000'e gideceğiz. 2000, 2000, 2000, yıl 2000. Anadolu'nun üzerinde 2000 yazıyor. Lütfen bakın bakalım. Girit'le Türkiye arasında bu evlilik bağı, o iplik var mı yok mu? Nurcan Hanım, anlamadıysanız de anlayamadım. Bravo. Ve ne kadar böyle hızlı cevap verirsiniz o kadar iyi. Bravo. 2001'de o evlilik ipi var mı yok mu? 2001. Yok hocam. Evet, bunlar 2001'de de evli değillerdi. Siz ipi gördüğünüz zaman onlar evliler demek. 2002. 2002. 2002'de evlilik ipini görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Evet, bravo size. Siz çok iyi bir kanalsınız. 2002'de de evli değillerdi. 2003. Evliler mi değil? Evlilik ipi var mı yok mu? Hocam belli belirsiz burada bir şey var. Hani yani ince bir ip var. Peki ince bir ip. Bakalım, hani siz 2020'de turuncu bir ip görmüştünüz ya, o mu? Yoksa başka bir ip mi? Hayır, o aynı ip değil. Tamam. 2003'te bu arkadaşlarımız bir bağ kurmuşlar. Peki 2004'te turuncu ip var mı yok mu? 2004. Yok hocam. 2004'te de bunlar evli değiller. Peki o ince ip var mı 2004'te? Tamam. 2005. 2005'te o turuncu evlilik ipi var mı yok mu? Evet. Bravo. 2005'te de bunlar evli değilmiş. 2006. Turuncu ip var mı yok mu? Kaça baktınız? 2000 kaç? 2006'da da yapacağım. 2007? Var. Peki 2007'de ama var. Doğru. Lütfen bir de 2006. Aynı, evet, turuncu. 2007'de turuncu ip var. Lütfen 2006'ya bir gidin. Ben 2006'nın baharına bakmanızı istiyorum. İlkbaharda. 2006'nın ilkbaharında. Ve sonra yaza bakın, 2006'nın yazında, 2006'nın sonbaharında ve 2006'nın kışında. Bakın bakalım 2006'da ip var mı? İlkbaharda, yaz, sonbahar, kış. 2006'da eğer varsa bu ilkbaharda mı, yazda mı, sonbaharda mı, kışta mı? Hocam yaz sonu gibi. Tamam. Sonbaharı yapıp. Tamam. Sonbaharda,
Yaz sonunda Ağustos, Eylül'de 2006'da evlendiler. Ah, lütfen gözünüzü açmayın. Lütfen açmayın. Evet. Arkadaşımıza soralım. Siz 2006'nın hangi yılında evlendiniz? Hangi ayında evlendiniz? Nisan ayında. Tamam. 2006'da evlendiniz. Ve eşinizle siz ne zaman Evet, Nisan. tanıştınız? Hangi yıl? Refik Bey, benim eşimden önce ben başkasıyla nişanlanmıştım. Tamam. O arkadaşın dediği o İncep sanırım o. Tamam. Evet. Haydi. Lütfen şimdi. Çünkü o yıllar başkasıyla nişanlıydım, ayrıldım. Tamam. Şimdi geliyoruz arkadaşımıza. Yani Nurcan Hanım'a. Nurcan Hanım, gözünüzü açınız. Arkadaşlar, insanların ne zaman evlendikleri nasıl anlaşılır, anlatabildim mi? İşte böyle. Ne yapacağız? Kadınlar Türkiye, erkekler Girit Adası. Bakacağız ikisinin birbirine evlilik iplikleri, evlilik bağları var mı, yok mu? Peki hani ben dedim ya, erkeğin spermi var mı yok mu, nasıl anlaşılır, nasıl kalitesi arttırılır? Onu Girit Adası'na bakarak anlayacağız, düzenleyeceğiz. Kadının rahmi, yumurtalıkları, üreme organları uygun mu değil mi, onu anlamak için de Anadolu'ya bakacağız. Ve lütfen şimdi bana söyleyin, herhalde evlilik nasıl tespit edilir, ne zaman evlendiler, nasıl tespit edilir, bunu anladık değil mi? Evlilik bağı var mı, yok mu? Peki şimdi gelelim. Nurcan Hanım, lütfen yine bize kanallık yapın. Kapatın gözünüzü. Hani Türkiye'miz 2006'da turuncu iple Girit'e bağlanmıştı ya, 2006'da evlenmişti. Lütfen 2007 yazsın Türkiye'nin üzerinde. Hangi renkle Evet. yazıyor 2007? Mavi. Mavi renkli 2007 yazıyor. Ha. Türkiye kimdi? Anneydik. Bu bayan arkadaşımızdı. Ha. Peki Marmara Denizi bu annemizin nesi? Nurcan Hanım. Nurcan Hanım, beni duyuyorsanız, Rahmi miydi hocam? evet, beni duyuyorsanız çabuk cevap, yani bilseniz de bilmeseniz de çabuk cevap verirseniz bizim için iyi olur. Neyi? Kim hocam? Marmara Denizi bu annemizin rahmi. Peki, 2007'de bakın bakalım Marmara'da bebek var mı yok mu? Yok hocam. Heh, böyle, hatta bunu çok daha hızlı da söyleyebilirdiniz. 2008'de Marmara'da bebek var mı yok mu? Ya açmıyorum. Yok hocam. Bravo. 2007'de de bebek yok, 2008'de de bebek yok. 2009'da Marmara'da bebek var mı? 2009'da Marmara'da bebek var mı demek? Anne karnında bebek var mı demek? Orada. Kaç Ama yazı? ışıl bir bebek. Anlayamadım. Söylediğinizi anlayamadım. Tekrarlar mısınız? 2009'da çok çılgın bir bebek var. Peki lütfen gözünüzü açmayın. Arkadaşımızın 2009'daki bu bebekten haberi yok. Lütfen bakın. Bu 2009'daki bebek Marmara Denizi'nden Karadeniz'e mi gidiyor, Akdeniz'e mi ulaşıyor?
Karadeniz'e gidiyor hocam. Akdeniz'e gitmiyor. Tamam. Peki Türkiye. Çok hızlı bir şekilde gidiyor Karadeniz. Tamam. Karadeniz'e gidiyor demek bebek düşükle sonuçlandı. Hamilelik düşükle sonuçlandı demek. Peki o bebek Karadeniz'e hızlı gittiğinde Türkiye'nin haberi var mı ondan yok mu? Yok hocam. Yani Çok şu küçük demek. bir bebek. Şunu anlattı. Bu arkadaşımız 2009'da düşük yaptığını bilmiyor. Fakat onun 2009'da düşük yaptığını biz gittik, 5. boyutta gördük. 2009'a baktı, Marmara'da cılız bir bebek vardı ve o cılız bebek hemen Karadeniz'e gitti. Karadeniz neydi? Mezarlıktı. Bebeklerin mezarlığı, anne karnındaki bebeklerin mezarlığı. Yani düşük demek. Ve arkadaşımızın bundan haberi yok. 2010, Türkiye haritasının üzerinde 2010 hangi renkte yazılmış? Yeşil. Marmara'da 2010'da bebek var mı yok mu? Yok hocam. Evet, 2010'da Marmara'da bebek yok. Peki 2011 bebek var mı yok mu? Var hocam, 2011'de. Evet. Peki 2011'de bebek var. Peki bakalım bebekler 2011'in hangi ayında Marmara'ya düşmüşler? Yani 2011'in hangi ayında anne hamile kalmış? Şimdi ben size aylar söyleyeceğim. 2011'in Ocak ayına, 2011'in Şubat ayına bakın. Bebek var mı yok mu? 2011 Ocak ve Şubat. Var mı yok mu bebek? Anlamadım. Hani söylediğinizi anlayamadım. Ocak ve Şubat'ta yok hocam. Sesim geliyor mu? Evet ve şimdi geldi. 2011'in Ocak ve Şubat'ında yok. Mart, Nisan, Mayıs. Bebek var mı Mart, Nisan, Mayıs'ta? Nisan Mayıs var gibi hocam burada, evet. Peki Mart'ta var mı? Mart. Mayıs gibi hocam sanki. Tamam. Nisan Mayıs gibi. Evet, Mart'ta yok, Nisan'da yok, Mayıs'ta var. Peki şuna bakalım. Oraya Marmara'ya bebek, Marmara'da bebek var ya. O bebekler, lütfen önce biraz tam dinleyin. Eğer doğal yolla olmuşsa, doğal yolla olmuşsa Marmara'ya bebekler nasıl geldi ben söyleyeyim size. Girit Adası vardı ya hani kocası. Girit Adası'ndan çıkan balıklar Ege Denizi'ne gelmiştir, İstanbul'a gelmiştir. Acaba bu bebek oluşurken Girit Adası'ndan Ege Denizi ile Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi ile balık yüzerek mi geldi İstanbul'a? Yoksa bu bebeği oluşturan balıklar havadan mı geldi? Yani bir enjektörün tüpün içinden mi geldi Marmara'ya bunların bırakıldığını görüyorsun? Bunlar eğer bir enjektörle havadan gökyüzünden Marmara Denizi'ne bırakıldıysa tüp bebek demek. Eğer Girit Adası'ndan balık çıktı, balık yüzdü, Ege Denizi'nden yüzdü, geldi, Çanakkale'den geçti ve Marmara'ya geldi. Marmara'da bebeğe dönüştüyse bu doğal bir gebelik. Lütfen bakın, bu doğal gebelik mi yoksa tüp bebek mi? Tüp bebek neydi? Gökyüzünden bir enjektör, bir şırınga gelip
Marmara'ya bir bebek atacaktı. Bu hangisi? Hangi yolda olmuş? Tüp bebek yöntemiyle. Peki lütfen ne? Şırınga mı gördünüz? Ne gördünüz? Büyük bir şırıngaydı hocam. Yani bayağı büyük bir şırıngaydı. Bravo. Aynen böyle. Bu tüp bebek olmuş. Ve bakın oraya şırınga bebek koydu. Oraya bir tane mi bebek koydu, iki tane mi bebek koydu? Hocam üç tane bebek var ama. Tamam. Yani hani konulan bebek sayısı üç. Bir dakika. Şöyle bileceğiz. Hani bir tanesi çok daha böyle minik. Lütfen yeniden söyleyin. Şimdi şırınga oraya bebekleri koydu ve aradan bir hafta geçti. Şırınga bebekleri oraya bıraktı ya. Aradan bir hafta geçti. Lütfen bir hafta sonra bakın oraya kaç tane bebek koymuş? Üç tane bebek var oluşmuş ama bir tanesi hani çok minicik kalmış hocam, gelişememiş. Tamam. Bir diğerleri daha Tamam. Şunu söyle. Olmuş yani bebek gibi duruyorlar. Şunu söylediniz. Oraya üç tane konmuş ama bir tanesi yaşayamamış, iki tane bebek var şu anda dediniz. Doğru mu? Nurcan Hanım hemen cevap verirseniz daha iyi olur. Duydunuz mu beni? Evet hocam. Hani beni duyduğunuzda direkt cevap verirseniz sevinirim. Lütfen yeniden söyleyin. Oraya, bir hafta sonra baktınız. Oraya konan üç bebekten biri yaşamıyor, ikisi yaşıyor. Doğru mu? Hani bunu bize tekrarlayınız. Bir daha söyleyin lütfen. Evet hocam, iki tanesi yaşıyor, bir tanesi yaşamıyor. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi net geldi. Peki lütfen aradan 6 ay geç. Bir tanesi yaşamıyor, bir tanesi yaşamıyor. Tamam. Ve aradan 5 ay geçti. Anne 5 aydır hamile. Yani 5 ay geçti. Anne 5 aylık hamile. Türkiye'nin Marmara'sında 5 ay geçmiş. Lütfen bak 5. ayda 2 bebek hani zaten 3 taneydi, ikisi yaşıyordu. Peki 5. aya geldiğinde kaç tane bebek yaşıyor? İkisi mi yaşıyor, biri mi yaşıyor? Bir tane yaşıyor. Evet. Söylediklerinizin hepsi doğru. Peki o diğer bebekler nereye gitti? Karadeniz'e gittiklerini gördünüz mü? Bir tanesi Marmara'da zaten direkt kaldı hocam, gelişememiş olan o orada kaldı. Tamam. Biz de Karadeniz'e gitti. Evet. İşte lütfen gözünüzü açmayın. Hem size bazı bilgiler vermek hem de eğitime katılan arkadaşlarımıza bazı bilgiler vermek için söyleyeceğim. Şırınga ile 3 tane embriyo konmuş. Embriyonun biri hemen ilk günlerde vefat etmiş. Birinci haftasına ulaşamamış. Kalan 2 embriyo, birisi yaşamış, diğeri yaşayamadan vefat etmiş. O şırınga ile konan 3 embriyodan hani birincisi ilk vefat edeni artık bir cenin bile sayılamaz. O yüzden o rahmin bir parçası olarak orada eriyip kalmış. İki bebekten birisi ilerleyen aylarda vefat etmiş ve İstanbul Boğazı'ndan çıkarak Karadeniz'e gitmiş. Yani düşükle sonuçlanan hamilelik olmuş. Peki diğer bebeğe bakalım. Zamanı geldi. Artık diğer o hani sağlıklı bebek 5 aylıkken orada bir tane vardı ya, lütfen ona
Bakar mısın? Onun cinsel organına bak. Kız mı, erkek mi orada kalan? 5 aylık bebek cinsel organına bakarak söyleyin. Kız mı, erkek mi? Erkek hocam. Evet. İşte sizler Refik Korkmaz eğitimini aldınız ya. Bebeklerin cinsiyetine böyle vakıf olursunuz. Peki o giden bebek hani Karadeniz'e gitmişti ya. Lütfen onun cinsel organına bakın. O kız mı erkek mi idi? Ben kızdım hocam. Giden kızdı. Peki hani daha 1 günlükken, 2 günlükken vefat eden vardı ya. Lütfen ona bakın. O kız mı erkek mi? Onu büyütün, büyütün, Evet. büyütün. Onu da O erkek. erkekti. İşte lütfen gözünüzü açmayın. Bilim O dünya, erkek doğru. evet, bilim dünyasına hediyemiz olsun. Bir bebeğin cinsiyeti daha ilk saniyeden bellidir. Hatta bir bebeğin cinsiyeti anne karnına düşmezden 51 gün önce belli olur. Hani bugünün modern tıbbı bebeğin cinsiyetini belli bir zamandan sonra anlayabiliyor. Bebeğin cinsiyeti anne karnına düştüğü ilk saniyeden belli, hatta düşmeden 51 gün öncesinde belli. Peki, yeniden ele alalım bu arkadaşımız. 2011'de hamile kaldı, 2012'de bebeğini doğurdu. Tüp bebekle hamile kaldı. Bebeklerinden işte birisi vefat etti, Karadeniz'e gitti, düşükle gerçekleşti oradaki iki bebekten biri. Sağ kalan da yaşıyor. Lütfen bakar mısın? Ve onun doğum zamanı geldi. Artık doğacak. Akdeniz'e gelecek. Akdeniz demek yaşamak demek. Akdeniz'e nasıl geliyor? Doktorlar elleriyle mi Marmara'ya ellerini Marmara'ya sokuyorlar, Marmara'dan o bebeği mi alıyorlar, Akdeniz'e bırakıyorlar? Yoksa o bebek Çanakkale Boğazı'ndan yüzerek geçiyor, Ege'den de yüzerek geçerek mi ulaşıyor Akdeniz'e? Ya da bir kuş mu gelip Marmara'dan onu alıp havadan Akdeniz'e götürüyor? Ya da bir bulut mu onu alıp havadan Akdeniz'e götürüyor? Bir ışık mı onu götürüyor? Yani Marmara'daki bebek Akdeniz'e gökyüzünden mi gidiyor yoksa yüzerek Çanakkale Boğazı'ndan Ege'den mi gidiyor? Eğer havadan gidiyorsa gökyüzünden gidiyor. Gökyüzünden bir bebeğin gitmesi demek sezaryenle doğmak demek. Ve şunu istiyorum, lütfen gözünüzü açmayın. Yıl oldu 2012. 2012'nin Ocak ayı. Hani 2011'de zaten anne hamileydi. 2011'de bebek Marmara'daydı ya. 2012'nin Ocak ayı. Bebek çıkmış mı Marmara'da mı? Evet. Ocak 2012 Ocak'ta bebek çıkmış mı Marmara'da mı? Ve Şubat ayı, 2012'nin Şubat'ına da bakın. Bebek çıkmış mı Evet, Marmara'da bebek mı? çıktı. Duymadın? Söylediğinizi duymadım. 2012 Şubat. Bebek doğmuş hocam. Bebek şu an var. Tarih kaç ya? Şu an 2012. elimde çok bebek var. Söylediğinizi anlamıyorum. Söylediğinizi lütfen tekrarlayın. 2012 Şubat'ta bebek var hocam. Geliyor mu sesin? Evet, şu anda geliyor. Peki lütfen şuna bakalım. Bir de 2012'nin Mart'ına bakın. Mart ayında Hocam Marmara'da mı? 2012 Şubat'ta var. Bir daha söyleyin. Nurcan Hanım, tekrarlayınız. 2012 Şubat'ta vardı. Tamam. 2012 Mart'ta hala bebek Marmara'da mı? Mart. Hocam geliyor mu sesim? Geliyor. 2012 Mart ayında bebek Marmara'da mı? Nurcan Hanım, Mart ayında Marmara'da mı 2012?
Tamam. Peki 2012'nin 25 Mart'ı. Evet, 2012 Mart'ta da Marmara'dayım. Tamam. Peki 25 Mart. 25 Mart 2012. 25 Mart'ta Marmara'da mı çıkmış mı? 25 Mart. 25. 25 bana söyleyin hangi renkle yazılmış? 25 Mart. Hangi renkle yazılmış? 25 siyahla yazılmış gibi. Tamam. Marmara'da 25 Mart Ya 2012'de hocam. bebek yok. Doğru mu? Nurcan Hanım, 2012 25 Mart'ta bebek var mı Evet dediniz? hocam. Duymuyorum. Yok mu, var mı? Nurcan Hanım, bir daha söyleyin. 2012 25 Mart'ta. 2012-2013 Mart'ta bebek yok hocam. Heh, böyle. Lütfen bazı şeyleri birkaç defa söyleyin. Peki 22 Mart'ta orada mı, değil mi? 22 Mart. 22 Mart'ta dışarı çıkmış mı, çıkmamış mı? 22 Mart. İkisinde de yok hocam. Evet. Peki 20 Mart. Bize çok yardımcı oluyorsunuz. Bravo size. Teşekkür ederim. 5. boyuttan bütün bilgileri alıyorsunuz. 20 Mart'ta orada mı, değil mi? 20 Mart. Değil hocam. 20 Mart hangi renkle yazılmış? O da siyah yazılı hocam. Peki 20 Mart'ta Marmara'ya bir daha bakın, var mı yok mu? Mart'ta yok hocam. Peki O bebek görünmüyor orada. 21 Mart bir bak, Geliyor mu? geliyor. Peki 21 Mart'a bakın. 21 Mart. Nurcan Hanım, 21 Mart'ta var mı? 21 Mart'ta da yok hocam. Tamam. Bir bakın bu bebek hangi gün Yok hocam. doğmuş? Hangi gün doğduysa yazsın oraya. Mart diye yazdı ama bilmiyorum hocam. Tamam. 21 Mart'ta doğmuş bu. 18 Mart. 21 Mart'ta doğduğunu annesi söyledi. Lütfen gözünüzü açın. Nurcan Hanım, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah razı olsun. Çünkü bizim 5. boyuta gidip oradaki bilgileri almamız bütün dünya için, bütün insanlık için çok önemli bilgiler. Çok önemli bir iş. Siz 5. boyuta gittiniz, her şeyi gördünüz. Bu arkadaşımız 2006'da evlendi. 2000 11'de hamile kaldı ve 21 Mart 2012'de bebeğini doğurdu. Onun anlatımıyla hadi lütfen, ve sezeryenle doğurdu. Ve 2012'de hani hamileydi ya, bebeğini doğurdu ya, o tüp bebekle meydana geldi. Tüp bebekte iki embriyo konduğu söylenmiş. Halbuki üç embriyo konmuş. İlk embriyo hemen ilk günlerde ölmüş. İkinci embriyo aradan biraz zaman geçince vefat etmiş. Ve kalan bebek, şu an sağlıklı yaşayan bebek, sezeryenle dünyaya geldi. Erkek. Tabi anne diğer bebeklerin cinsiyetini bilmiyor. O Karadeniz'e giden düşük ve gerçekleşen bebeğin cinsiyeti kız. O ilk günlerde tutmayan bebek o erkek idi. 2009'da bir düşük yaşamış. Hemen hamileliğin ilk günlerinde. Ondan da haberi yok. İşte siz bütün bunları bize 5. boyuta giderek söylediniz. Neyle? Türkiye'mizle, Marmara'yla, Karadeniz'le, Ege'yle, Akdeniz'le söylediniz. Ve lütfen deminki arkadaşımız söz alabilir mi? İsminiz kapandı ve şimdi açılıyor.
O zaman da düşükte sonuçlanmıştı. Lütfen bize hepsini baştan anlatır mısınız? Bize hepsini baştan anlatın lütfen. 2006'da evlendiniz, çocuğunuz olmadı, tüp bebek denemesini yaptınız. Hepsini bildiklerinizi bir anlatın bize lütfen baştan. Sizi dinliyorum. Lütfen bildiklerinizi anlatın. Bize 2009 yılında... Nurcan Hanım'ın ilk başta gördüğü zayıf bir ip vardı ya. Hı hı. Ben o yıllarda başkasıyla nişanlıydım. Tamam. Sanırım onu kastetti. Evet. Daha sonrasında işte 2006 yılında evlendik eşimle. Tüp bebek tedavisini biz 3 defa denedik. 2009 yılında embriyo konmuştu. O da düşükle sonuçlanmıştı. Ben onu söylemeyi unuttum size. Evet. Nurcan Hanım'ın gördüğü sanırım o. Evet, oydu. Ondan sonra 2011 yılında bizim denediğimiz tüp bebek tedavisinde 3 tane embriyo gelişti bizim laboratuvarda. Ama bize dediler ki 2 tanesine daha çok yüksek oranda şans veriyoruz. 2 tanesini benim rahmime transfer ettiler. Diğer o 1 tanesini transfer etmemişlerdi. Yani rahmime konmamıştı. O dışarıda sonlandı. Tamam. Ve bu rahmime transfer edilen 2 embriyodan 1 tanesi 1 ay sonra kanama ile birlikte atıldı. Yani düşük oldu. 1 tanesi tutundu. O da erkekti. Tamam. Oldum oldu. Ve düşük olanın yani cins... Nurcan Hanım hepsini bildi yani. Benim atladığım, söylemediğim şeyleri de kendisi söyledi zaten. Ve düşük olanın cinsiyetini de bilmezsiniz. Çünkü bir aylıktı o. Kızmış. İşte şimdi... Evet. Evet. Bunları evet. bunları tespit teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür ediyorum. Ve şimdi size bir çalışma yapacağız. Artık tüp bebek yöntemine ihtiyaç duymadan en doğal şekilde hamile kalmanız için çalışma yapacağız. Bu da işte demin anlattıklarımız kadar kolay bir yöntem. Ve Nurcan Hanım, lütfen gözünüzü kapatın Nurcan Hanım. Nurcan Hanım, evde kulaklık var mı? Kulaklık var mı evde? Kenan abi, evinizde kulaklık varsa lütfen kulaklık takın çünkü... Efendim? O yüzden aramadı bizi. Nurcan Hanım, lütfen Marmara Denizi'ni görün. Marmara Denizi'ni. Marmara Denizi'ni görünüz. Tamam hocam. Ve Marmara Denizi'nin altındaki fay hatlarına bakın. Marmara Denizi'nin altında fay hatlarını gördünüz mü? Lütfen o fay hatlarına sorun. Deyin ki sizin göreviniz ne? Siz niçin buradasınız? Bir arkadaşımızın mikrofonu açıp lütfen kapatalım. Fay hatlarına sor. De ki fay hatları. Hocam sesiniz çok boğuk geliyor. Tamam. Marmara Denizi'nin altındaki fay hatlarına sorun. Sizin buradaki göreviniz ne? Fay hatlarının görevi neymiş? Size söylesinler. Tamam hocam, neymiş onların görevi? Yengeyi sağlamak veriyor musunuz? Yengeyi sağlamak dediler. Anlayamadım.
Dengeyi sağlamak dediler hocam. Tamam, lütfen gözünüzü açın. İşte arkadaşlar, fay hatlarının görevi dengeyi sağlamak. Eğer fay hatları Marmara Denizi'nin altında olmasaydı, insan yaşamazdı, dünyaya insan gelmezdi. Anne karnında artık gelişini tamamlamış, dışarı çıkmak isteyen bir bebek, Marmara Denizi'nin altında fay hattı olmasaydı, anne karnı kasılıp gevşeyemezdi, onu dışarıya çıkaramazdı. Dünyanın en büyük dengesini sağlayan güçlerden birisi Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları. Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları Atlantis kıtasını batırıyor. Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları Nuh tufanını yarattı ve Nuh'un gemisiyle oradan çıkmasını sağladı. Nuh'un gemisiyle oradan çıkmak bebeğin doğması demek. İşte Nurcan Hanım, lütfen gözünüzü açınız. Arkadaşlar, şimdi sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir kadın eğer bir kadın hamile mi değil mi Marmara Denizi'ne bakarız. Marmara Denizi'nde bebek varsa o kadın hamiledir. Marmara Denizi'nde bebek yoksa hamile değildir. Marmara Denizi'nden bebek Karadeniz'e gitmişse bebek ölmüştür. Bebek Akdeniz'e gelmişse yaşıyor. Bebek havadan, gökyüzünden gittiyse sezeryenle doğmuş demektir. Var mı bu konuda sorunuz? Peki, isterseniz bu konunun, şimdi ben başlığını yazacağım Facebook kapalı grubumuzda. Ve bir 15 dakika değil, 10 dakika mola verelim. Olur mu? 10 dakikalık moladan sonra buradayız. Facebook'taki arkadaşlarımız, şimdi bunu kapatacağım ki isim vereyim. İsimlendireyim yani.